Arkadaşlar merhaba. Şu anda bakın sıkış tepiş oturmuş durumdayız. 4 kişi. Böyle Türk filmlerindeki gibi gidiyoruz. Ondan da ayrıca bahsedeceğiz. 1989 model bir Ford Transit'teyiz arkadaşlar. Ülkemizde de çok fazla bilinen, sevilen, böyle neredeyse herkesin iyi kötü böyle bir macerasının, hatırasının olduğu bir araç bu. Yanımda Oğuzhan var. Akif ve Batuhan. Ne haber beyler, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Teşekkürler abi, iyiyiz. Aracınız çok seni güzel. Bu arada arkadaşlar, şimdi aracı kilometre canavarları serisi için seçtik. Ama kilometresinde böyle bir hesaplama usulüyle gittik. Zaten daha önce de böyle bu tip araçlarımız olmuştu. Neden? 99.999 kilometrede bunun sayacı sıfırlanıyor, başa atıyor. Şöyle bir hikayesinden de bir bahsedin arkadaşlar. Madem bu aracı satın aldınız, getirdiniz. Ben de eklemelerimi yaparım zaten. Elinize nasıl geçti bu araç acaba sizin? Öncelikle bu araçları daha önceden bilmemiştik. Sonradan sonraya bir hevesimiz oluştu bu araçlara karşı. Zaten kardeşim de ben de Akif de nostalji araçlara aşırı bir ilgimiz var. Hani biraz da biz kalabalık bir aileyiz. Ailemize minibüs olarak düşündük. O derece ya. Aynen. Şöyle şehir içine pikniğe evet falan giderken. Bu zaten üstü binmek için aldık. İçine doluşup da gidelim böyle. Değil mi? Doluşup da gidelim diye. Hani şeydeki araştır gibi böyle şiki şiki baba. Şiki baba da neydi o? Atla Gel Şaban. Atla Gel Şaban filminde güzel. Değil mi? Doğru. Niyazi karakterinin böyle sarı koltukları diziyorlar, sonra aynen bir tane sarı getiriyorlar. Gerçek gibi olsun diye falan filan. Ama esas hangisi? Tabii ki de Çiçek Abbas. Çiçek yani, Abbas'taki yani kırmızı Şener Şen'le İlyas Salman'ın böyle çekiştiği baş böyle yani, evet başyapıt. Onda çok iyi biliniyor arkadaşlar bu araç. Yani çoğu tür filmlere konu olmuş bir araç bu. Hani heveslendik, araştırdık. Gidelim alalım dedik. İnternetten bulduk bu aracı. Nereden aldınız? Burdur'dan aldık. Evet, Burdur'da şöyle bir ekleme yapalım arkadaşlar. Şimdi Burdur benim açımdan şöyle önemli. Ben Burdurluyum aslen. Doğma büyüme Ankara olsa da soyumuz sopumuz orada arkadaşlar. O yüzden böyle aracın plakasını görünce daha çok hoşuma gitti. Tak diye böyle hemen Allah dedim, bir hem kilometre canavarı çıktı hem de Burdur'dan bir araç. Hatta böyle nasıldı hikayesi, uzun süre kullanılmış, kilometresini biz o şekilde hesaplamıştık evet söylenenlerden. Yani aldığımız yaşlı bir amcadan aldık biz, Mustafa amca. Buradan bizi izlerse de selam olsun. Bizi çok güzel ağırladı merhaba etti. Onun dediğine göre bu araç 89 model. 89 ile 98 yılları arasında Burdur Gölhisar ilçesi var. Gölhisar ilçesi ile Burdur arasında dolmuş olarak çalışmış bir araç. Yani günde bir seferde 100 kilometre, 120, 4 sefer yapsa günde 500 kilometresi aşağı yukarı var. Kesinlikle. 9 yıl kesinlikle boyunca. 98 yılında Mustafa amcamız bu arabayı dolmuştan çıkınca o zaman bir araç satıcısına düşüyor. Ondan satın alıyor. O da köyünde hususi binmek için alıyor bu aracı. Olarak işte cenazedir, düğünlerdir hepsine doluşup evet bir araç olmuş. Şöyle bu tarihe kadar yani günümüz 2019'a kadar da kullanılmış. Evet. 2019 artık çok popülerliğini yitirdiği için doğru ilana koyup bizi aldık. 9 yıl boyunca arkadaşlar zaten 1 milyonu devirmiş oluyor. Evet, evet kesin. Daha sonrasında da işte köy minibüsü olarak kullanıldığında artısını düşünün. Kaç yıl o da? 98'den günümüze kadar. Evet. Neredeyse 20 yılda köy minibüsü olarak evet kullanılmış. Yani rahatlıkla bu araç için 1,5 milyon kilometreyi bir kez söyleyebilirim. Kesinlikle aynen devirmiştir. Kesinlikle devirmiştir. Biz de öyle koyduk. Fazlası var, eksiği yok arkadaşlar. Zaten bunlar çilekeş araçlar. Ülkemiz tarihine böyle damga vurmuş. Çok cefa çekmiş araçlar. Cefa çekmiş. Böyle herkesin, benim mesela okulda, ilkokuldayken bindiğim böyle servis aracıydı. Dolmuş olarak kullanıldı. Evet. Servis araçları olarak kullanıldı. O dönemin Transit'e nihayetine öyle fazla herkes rakibi de yoktu. Aynen. Herkes için bir ilaç oldu bu minibüs. Evet. Zaten söyledik, filmlerin, Türk filmlerin vazgeçilmezi aynen oldu. Evet. O yüzden arkadaşlar 1,5 milyon kilometre hakikaten bu arabaya az bile diye ben düşünüyorum en azından. Aynen. Aldıktan sonra bayağı bir ekleme yaptık. Birkaç düzeltmesini yaptık. Sıfır direksiyon kutunu bulduk. Çok sevindik. Süper. Ondan sonra birkaç maceramız yaşandı. İşte motorla ilgili birkaç sıkıntımız oldu. Onları hallettik. Bu arada 2,5 dizel motor var. Onu da belirtelim. 4 silindirli. Kalın enjektörlü dediğimiz yani kalem enjektör. Yeni seri. Kalem enjektör diye geçer. Doğru. Aynen. Çok günlük kullanmıyoruz ama keyif aldığımız, sürekli hani denk getirip de buna binmeye çalıştığımız bir araç haline geldi. Tam nostalji arabası yapmışsınız. Tabii yani, tabii. Bayağı da bir ilgi çekiyor yani dışarıdan. Böyle ya dışarıda hani herkesin bir anısı var. Bunu da çok destekleyen durduruyorlar. İşte bizim de vardı veya işte bizim köyün minibüsü bundandı. Buna benzer çok tepki alıyoruz. Önünde fotoğraf çekinenler, onlar da çok
seviliyor. Bir de kırmızı yapsaymışsınız tam olacakmış. Hatta minibüs şeritleri de var yanlarında. Aklımızda var aslında da. Çiçek yapmasa biraz benzetelim diyoruz. Süper. İlerideki projelerimizde inşallah uygulayacağız onu. Aynen. Peki siz mesela aracı aldınız, Mustafa amcaya sordunuz mu? Ya sen bunun motorunda ne yaptın, ne ettin, ne işler yapıldı gibi size böyle bir şeyler söyledi mi amca? Ya bize dedi, ben aracı almadan 2-3 ay önce o civarda motoru rektifiye sokmuş amcamız. Artık yani bana dediğine göre de daha ilk defa rektifiye yapıldığını söyledi. Yani o zaman neredeyse 1,5 milyon kilometrede belki ilk kez rektifiye yaptı. Zaten motorları çok sağlam bu araçların. Yani kolay kolay bozulmaz yani o derece. Zaten blokların döküm kalitesi çok ileri seviyede olduğu için çok verimli motorlar. Yakıtta zaten enjektör sistemi de çok iyi olduğu için. Aynen. Uzun süre tek elden kullanıldı, hiç problem çıkarmayan bir araç. Dizellerde uzun ömürlü. Aynen. Ya bir de atmosferik olduğu için yani çok bir aynen sorun çıkaran bir turbo derdi şey de yok. Turbo derdimiz de yok. Bulunmadığı için arabada o da yok. O da yok. Kesinlikle. O yüzden var evet bence bu araca ne koysak dedi, yakıyor yani ne abi. Ne koysak yakıyor. Bu kısım falan herhalde orijinal. Orijinal. Değil mi? Tabii. Belli çatlaklarından bile belli böyle. Bir de boşlukları böyle rondeleler koyulmuş bakın arkadaşlar. Onlar orijinal yani. O şekilde. Rondeleleri mi? Aynen. Evet. Ha süper bak onu bilmiyordum. Biz yeniledik paslı görüntüsü ortadan kalksın. Bu arada biz de bunun büyük ihtimal Alman yani kullandık zamanında babamın firmasında benzin motorlu bir aynı böyle minibüsü var. Onun sesi böyle patır 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 bir sesi var. Sanıyorum V4 motorlu o zaten. Evet onlar V4. Çünkü bunlarda aynen V4'lerde ama bu kasalarda sanki V4 kullanılmadı mı kullanılmadı mı tam hatırlamıyorum. Genelde sıralı kullanıldı galiba. Makyajsızlarda yoğun bir şekilde kullanıldı. Bunlarda ama mesela o Pinto motorlar, evet, işte SX motorlar vardı, V6'lar vesaireler vardı. Çok çeşitli motorlar kullanıldı zaten. Ülkemizde de çok uzun kullanıldı. 1976 yılında bu kasalar üretilmeye başlandı. Ta böyle 93 yılına kadar çeşitli motorlarla da kullanıldı. Yani çok uzun süre. Düşünebiliyor musun? Kare farlı olanları da var. Tabii. Özellikle polislerde kullanılan aynen kasalar var. Reklamın da tünelin içinde giderken. Aynen. Yüksek tavanlıları vardı. Vardı. Böyle çeşit aynen araç vardı. Farklı motorlarla. 5 viteslileri çıktı bu. 4 vitesli olan galiba. Bu 4 ileri evet. Bu 4 ileri olan. 5 vitesleri vardı 90 böyle yılından sonra 5 ileriler çıktı. 5 vitesler 90 yılından sonra çıktı. 5 ileri de sunuyor. Doğru aynen. Aynen 90'dan sonra artık tam değişmeye yakın o zaman. Bir de bunun çok özel bir modeli var. Transit Super One. Bir V8'li bir versiyonu var. O yeni geçtiğimiz zamanlarda yani yakın zamanlarda böyle onun resimlerini yayınlamışlardı aynen hatta değil mi? Bu Blur oynayanlar bilir. Bu aynen minibüs nasıl da sizi geçiyor nasıl da size haşlıyor gibi durumlar oluyordu. Ben aynen çok kullandığım için diyorum bunu ben çok tercih ettiğim arabada. Bu arada tıkır tıkır gidiyorsun. Bura biraz da rampa. Şimdi esas rampaya götürüyorum seni yani. Çekişim lan çok güzeldir abi. Evet çok iyi. Zaten 2500 motor aracım var zaten. Mustafa dayı yapmış motoru diyorsun. Aynen. Bize bırakmış sağ olsun. Gerçekten iyi gidiyor. Yani atmosferik 2,5 litrelik bir şeye göre böyle bir bastığın zaman o torku hissettiriyor adama yani. Kesinlikle. Güçlü öyle bir motoru bir güzelliği var. Günlük kullanımda şehir içinde hani hiç hantallığını hissetmiyor. Standart arabalarla devam edebiliyor. Zaten yani zamanda ne yükler çekmiş ne insanlar taşımış neler yani bu. Tabiri caizse balık istifi gidiyormuş insanlar yani böyle Kemal'sın abi filminde de gördüğünüz gibi. Kesinlikle abi, tabii yani. Zaten o zaman istihdam sınırı çok belirgin veya çok kurallar içerisinde olmadığı için 10 kişi de binse sorun yok, 20 kişi de binse sorun yok. Hatta Çek Abbas tabii kapıyı zorla kapatıp böyle içeriye yolcu alma sahnesi var. Vardır evet böyle adamın aynen suratı cama yapışır falan böyle. Muavini falan böyle atıyorlar yani dışarı. Aynen aynen öyle şeyler olur. Zaten bir şeyle abicim hani makaslı bu, 4 makaslı. O zaman aynen ülke gelen televizyon yani yok yani tabii ülke aynen gelen bir tip. 4 tane makas var bunda. Batuhan yerin biraz rahat, senin sesin da çıkmıyor. Sen de anlat Batuhan, biraz şöyle biraz da sıkışmıyor. Batuhan seni de dinleyelim. Şöyle mikrofona yanaş biraz ya. Tabii. Bu minibüsten önce bir minibüsümüz daha vardı. Ya bunu sattığımız vakit hani açıkçası dedim ki ben bu minibüsten bir daha alacağım dedim. Hani sattığımız açıkçası pişman oldum. Ve de şimdi bakın böyle çok dik bir rampadayız artık. Sen de şu anda 3'ü aldın galiba. Biraz bayıldı. 3 de kurtarmadı. 2 ama şimdi oldu bak bak hissettim yani şimdi kütür kütür gidiyor. Evet. Hey maşallah. Viraja da geldik. Vallahi gidiyor ha. Peki tüketim
Burdur'da ölçtün mü hiç ya? Onu merak ediyorum. Abi Burdur'dan buraya gelirken hesaplama şansım oldu uzun yolda. Kullanarak geldiniz. Evet tabii. Süper. Kullanarak babamla beraber gitmiştik hatta. Güzel keyifli bir yolculuk oldu bizim için de. İlk defa daha minibüste bir yolculuk yaptık. Yani 60-70 kuruş civarı çıktı uzun yolda. Bak burada bir kasisimiz var. Bizim meşhur kasis testimizi bir yapalım. Bir geç bakalım şöyle. Şu sert makaslara da bir bakalım. Sonra da U çekeceğiz. Bayağı da kasismiş hakikaten. Kasis. Büyük nostalji oldu vallahi. İyi ki bu aracı önermişsiniz. Arkadaşlar sizlerin de bu tip araçlarınız varsa onları da merakla bekliyoruz. Kilometre canavarları serimiz çok seviliyor. Aynen. Hem nostalji araçlar hem yeni tip araçlar, taksi çıkması aklınıza ne geliyorsa bize dönüş yapabilirsiniz. Böyle kilometresini gösterebileceğiniz, kanıtlayabileceğiniz araçlar arkadaşlar. Volant sesi falan çok güzel arabanın abi. Volant sesi yani, ayrı güzel. Bunu çekimlerde alırız. Lan bakıyorum ara gazı da lan. Olmazsa olmazımız. Evet gör. Bundan önceki yeşil MK bir makyaj tasarım. Oğuzhan'ın babası Mehmet amca, buradan da ona selamlar. Kendisi uzun yol şoförüdür. Süper. Hala da devam mı? Devam ediyor. Aynen. Devam ediyor. Vardır onda da bir kilometre canavarı be. O kilometre canavarlarının şoförü. Süper. Onun gençlik yıllarında sıfırken alınmış, altına verilmiş bir yeşil minibüsü var. O ikinci şey yani, onun ikinci baharı gibi oldu o araç buna. Aracı çok severek kullanıyor. Onun da kendine ait hani böyle videoları var, durum paylaşmaları var. Onlar da bayağı ona efsane oldu. Yani moral oldu ona. Hem onun hoşuna giden bir araç, gençliğine geri dönüyor. Hem de bizim için şu an günümüzde klasik bir araç elde etmek çok zor hale geldi. Aynen. Hem yüksek kondisyon olması lazım. Kondisyon çok düşük olması lazım olduğunda da, yani kondisyon çok düşük olduğunda da sanayiden çıkamıyorsun. Artık günümüzde de söktak ustalar çok yoğunlukta olduğu için bu aracı kapının önüne yanaştırdığın zaman yani eski diye eski diyor, parçasını alamam, ben bakmıyorum, direkt seni başından atıyor. Doğru. O da çok büyük bir sıkıntı. Ustasını bulmak da artık zorlaştı. O yüzden klasik arabalar içinde Türkiye'de en yaygın olanlar bunlar. Doğru. Minibüs olarak. Yani T1, T2 minibüsler de tabii ki var ama onlar artık fiyatları aldı başına gitti. Biz de sattık biliyorsun, bir tane camper. Aynen, evet. Tozlu garajdan. Ben de bu arada daha önce T2 sahibi oldum iki defa. Onları da buradan çok severek anıyorum ama aynen, keşke efsane satmasaydım. O fiyat bandını bulamadığımız için bize en makul yani 20 binin altındaki araçlar bunlardı. Bundan 5-6 bin liralara da var ama onlar çok iyi durumda değiller. Çok Urdu'ya gitti bir de çok bu araçlar. Çok Urdu'ya gitti. Yakın zamandaki bu ÖTV durumunda kamyonetlerin özellikle kiloya verilmesi çok üzücü bir durum. Keşke hani seven daha çok olsa. Tüketim toplumu artık yeni araçlara yöneliyor. Kimse eski bir araç alayım toplayayım demiyor ki. Sanayi aynı durumda. Doğru. Yedek parça bulması çok zor. Mesela direksiyon kutusunu arıyoruz. Adama diyoruz ki hurdası yani iş görür. Sonuç olarak o da 30 yaşında ama ikinci el. Bize 1000 lira diyor. Sıfır diyoruz, 1250. Git o zaman oradan al diyor. Hurdacılar da böyle çok. Maalesef hurdacılar. Saçma pazarlık yapıyorlar. Evet, hurdacılar evet bayağı bir malları değerlidir. Ya bir de şöyle bir şey var. Şöyle Kore'ye denemek istiyorum. Hani klasik araçlara zaten ilgimiz olduğu için. Çoğu aynen şeyini biz hani söktak olsun, ufak tefek bakımlara vesaire olsun kendimiz hani yapıyoruz. Bu araçlarla harçınleşiriz çünkü. Hani mecbur alıştık. Aynen. Yani çoğu şeyini biz kendimiz de yapıyoruz. Elimiz pense tornavida tuttuğu için çoğu malzemesini biz kendi elimizden çıkarıyoruz. O güzel bir şey. Aynen. Tasarlıyoruz. İşte vites topuzunu misal kendimiz mount'dan yaptık. Öyle mi? Tornada yaptık. Parçası bulunabiliyor yani bu araçların. Hani ben eski yeşil aracımı satarken çoğu kişi biraz ön yargılı hani arıyor. Abi diyor bunun parçasını bulabilir miyiz? Hani nasıl biniyorsunuz bunlara? Parçası çok pahalıdır vesaire. Hani öyle bir ön yargımız olmasın. Hani ben Ankara'da yaşıyorum. Genelde bu araçlar Trabzon'da falan çoktur. Yani çok, Karadeniz çok, taraflarında, Samsun'da, Trabzon'da vesaire çok bilinen, tercih edilen araçlar. Dik yerler onlar, çilekeş yokuşlar yani falan böyle. Kesinlikle yayla yolları yani Çamlı'nın çaylar içinde. Hani abi diyor orada çok bulunur bunların parçası. Ankara'da nasıl buluyorsun, bulamazsın falan. Yani hiç alakası yok. Aradıktan sonra her şey bulunuyor. Bulunuyor. Hani bu aracı böyle hani merak olan, aracı konan arkadaşlar hani korkmadan alabilir. Şunları kim taktı? Limited Ruhan falan. Onlar da dayı mı koymuş, siz mi koydunuz? Yok, onlar biz koyduk. Kadillac şeyi ya, koydunuz yani. Buraya bir Ford koymuşsunuz. Işte yani. Orada bir tane bakın, burada Şek Abbas oyuncu. Şek Abbas var. Yani. Şeye basınca konuşuyor, tekerine basar. Öyle mi? Nerede? Ben tekerine basınca. O replikleri koymuşlar yani. O efsane replikler abi. Ya istedim ben de sen şoförsün dediler. Buradan da tüm emekçi arkadaşlarımıza, şoför arkadaşlarımıza. Bunu selektör atıyor bir de. Selektör atıyor.
kardeşim. Kafa sallayan köpeğimiz var. Mercedes'i severler biliyorsunuz. Aslında onun Alman kurdu olması lazım. Almanya'da da olduğu için. Aynen. Biz onu bulamadık. Aynen. Bu nasıl susuyor? Kendi susar abi. Sen susuyor. Onu buraya koy istersen. Sürekli koydukça şey yapıyor. Sesimizi etkilemesin. Başka neler yaptık? Bakıyorum zaten hepsi orijinal kalmış. Yani hani gene fazla bir burada bir fazla şey. Fazla bir dokunmadık abi. Değiştirdik. Direksiyonu değiştirdik. Çıkan direksiyon. MK2'lerin direksiyonunu koymuşlar bunu. Mesela şunları falan da bakıyorum yine orijinal. Böyle o eski tip. Hayat tip havalandırma kumandaları. Çakma, işte torpidosu. Her şeyimizi koyduk buraya. Bunlar da güzel. Havalandırmalar çok güzel. Yuvarlak böyle. Göstergeler ayrı güzel zaten. 140 kilometre bir saat maksimum. Gördüğünüz gibi. Onlar acaba orijinal mi yoksa onlar değişmiş mi? Göstergeler mi? Hı-hı. Kendi orijinal göstergeler. Orijinal. Hepsi orijinal. Aynen. Yani burada çok şey orijinal. Yerlilik oranı da çok yüksek. Yani günümüzde bu yerli otomobil konusu açılmışken bu araçlarda da yerlilik ürettiğimiz malzemenin aynen otomobilde güzel %80'e aşkın bir yerlilik tabii oranı var. Ya zaten 67 yılında üretilmeye başlanıyor. Normal bu kurbağa gözler. Düşünsene aynen hala günümüzde üretiliyor. Ve dünyanın en önemli transit fabrikalarından bir tanesi. Aynen öyle. Otosanki. O da önemli. Ama aralarda mesela direkt Alman tipleri de olmuş, yerliler de olmuş. Böyle karışık bir ülkede bulunuyor. Yani Almanların konforu vesaire daha iyi durumda. Yani makasları aynen olsun, gidişat olsun. Yani şu göğsün plastiğin kalitesi bile çok farklı yani. Biraz Alman bizim ülkemize uygun, biraz daha evet ucuz, biraz maalesef daha düşer, kemikli bir araç yapmışlar. Kesinlikle, aynen, kesinlikle katılıyorum. Doğru. Evet arkadaşlar, 1 kilometre canavarı aracımızın daha sonuna geldik. Sizin araçlarınızda bekliyoruz arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ederim. Aracınızı paylaştınız. Biz de teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Bir de senin de bir güzel bir Instagram hesabın vardı. Aynı şekilde aynen senin de. Evet, seninkini alalım. Bakın. Aynen. Neydi? Söyle bir de. Oğuzhan Kızıltuğ Films yazarak evet ulaşabilirsiniz. Süper. Bir de seninkini alalım. Buraya tıklayarak ben 90 model öncesi Volkswagen klasik araçların yedek parçası ve sıfır parçalarını kullanıyorum. Yardımcı olmaya çalışırız buradan tüm evet arkadaşlarımıza. İkisi de Instagram adresi arkadaşlar. Oralara da bekleriz sizlere ihtiyacınız oldukça. Sağ olun. Sana da teşekkürler. Öyle seninle çok konuşamadık. Biraz arkada kaldın ama. Aracın sahibi Batuhan aslında. Aa öyle mi? Yani, neyse onu da söylemiş olalım. Eksik bilgiydi arkadaşlar. Aynen. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.